Merhaba arkadaşlar. Şimdi basit eşitsizlik ve mutlak değerle ilgili konu özetinden sonra sorular çözeceğiz. Basit eşitsizlikte eşitsizlik eşit olmama, yani karşı zıt durumdur. X eşit değil ise X ve Y'den birisi diğerinden küçüktür. Eşitsizliğin özelliklerine bakarsak X, Y, A, B'ler reel sayı olmak üzere. A, B'ye eşit olma durumu, A'nın B'den küçük olma durumu, A'nın B'den büyük olma durumu vardır. Eşitsizliklerin geçişme özelliği vardır. Yani X A'dan küçükse, A da Y'den küçükse, X Y'den küçüktür. X A'dan büyük ve A Y'den büyükse, X de Y'den büyüktür. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya çıkarılabilir. İki tarafa da A sayısını ekleyip çıkarabiliriz. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayıyla çarpılabilir veya bölünebilir. X küçük y için her iki tarafı a ile çarpabiliriz. Her iki tarafı a ile a'ya bölebiliriz. A'nın büyük sıfır olma durumu var tabii ki bu bölme işleminde. Bir eşitsizliğin her iki tarafını negatif sayıyla çarpar ya da bölersek eşitsizliğin yönü değişir. Yani a'nın negatif olma durumunda küçükse büyük olacak çarpıldığı durumda. A'nın negatif olma durumunda böldüğümüzde büyükse küçük olacak. Tabii ki bölüm durumunda A'nın sıfırdan küçük olduğu durumu unutmuyoruz. X çarpı Y küçük sıfır ise X ile Y ters işaretlidir. Yani artı ile eksinin çarpımı sıfırdan küçüktür. X ve Y'nin çarpımı sıfırdan büyük ise X ile Y'nin işareti aynıdır. Yani eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile artının çarpımı artıdır. Her türlü sıfırdan büyük olur. Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir fakat çıkarılamaz. Çarpılamaz ve bölünemezler. Yani her iki taraf küçükse taraf tarafa toplanabilir. Her iki taraf büyükse taraf tarafa toplanabilir. A, B, C, D reel sayı olmak üzere A küçük X küçük B ve C küçük Y küçük D ise X çarpı Y durumunda A ile C'yi çarparız. A ile D'yi, B ile C'yi, B ile D'yi çarparız. En küçüğünden büyük, en büyüğünden de küçük alınır. En pozitif tam sayı olmak üzere X küçük Y ancak ve ancak X üzeri 2n-1 küçük Y üzeri 2n-1'dir. Yani kuvvetin tek olma durumunda. 0 küçük y, x o da küçük y ise 0 küçüktür x üzeri n o da küçüktür y üzeri n, yani aynı kuvvetler alınabilir. X küçük y o da küçük 0 ise x üzeri 2n büyüktür y üzeri 2n o da büyüktür 0. Yani kuvvet çift olarak alındığı zaman da bu ne olacak? Yön değiştirecek. 0 ile 1 arasındaki sayıların üssü büyüdükçe sayının değeri küçülür. 0 ile 1 arasında olduğunu görüyoruz. 0 küçük nokta nokta x üzeri n o da küçük nokta nokta x kare o da küçük x o da küçük 1 x üzeri eksi 1 küçük x üzeri eksi 2 olarak devam eder. N eleman pozitif tam sayılardan biri çıkarmak üzere. Eksi 1 küçük x o da küçük 0 veya 1 birden büyük ise x üzeri n'in x'ten büyük olduğunu biliyoruz. N eleman pozitif tam sayı olmak üzere x küçük eksi 1 olduğu durumda x üzeri 2n artı 1 küçük x o da küçük 0 o da küçük x üzeri 2n'dir. X küçük y küçük z ancak ve ancak x y'den küçük ve y de z'den küçük olduğu durumda doğru. X büyük y o da büyük z ise x y'den büyük y de z'den büyüktür. Aynı işaretli sayılar arasındaki sıralama ve ile bu sayıların çarpmaya göre tersleri arasındaki sıralama birbirinin zıttıdır. X çarpı y sıfırdan büyük olmak üzere x küçük y ancak ve ancak 1 bölü x büyük 1 bölü y'dir. Ters işaretli sayılar arasındaki sıralama ile bu sayıların çarpmaya göre tersleri arasındaki sıralama birbirinin aynısıdır. X çarpı y küçük 0 olmak üzere x küçük y olduğu durumda 1 bölü x küçük 1 bölü y'dir. Demek ki burada işaretler önemli arkadaşlar.
diğer özelliklere bakarsak, reel sayı aralıkları var. A eşittir x, öyle ki a küçük eşit x, o da küçük eşit b ve a, b, x'ler reel sayı ise x elemandır a ile b arasında. Yani bakıyoruz a, b aralığının dahillik olduğu durumda kapalı olarak yazıldığı, açık olduğu durumda dahillik yoktur, açık aralık. Burası dahil değilken burası kapalı aralık dahildir. Aynı şekilde burası dahilken kapalı aralık, dahil değilken açık aralık olarak görüyoruz. Dikkat edelim, eksi sonsuz veya artı sonsuz tarafında kapalı, köşeli yani parantez olmaz. Çünkü artı eksi reel sayı değildir. Şimdi mutlak değer özelliklerine bakalım. Sayı doğrusuna bir sayının belirttiği noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. Yani mutlak a, a sıfırdan, sıfır ve sıfırdan büyük olduğu durumda a olarak yazılır. A sıfırdan küçük olduğu durumda, yani mutlak açı negatifse önüne eksi olarak çıkar arkadaşlar. Mutlak değerin özelliklerinde eksi mutlak x, küçük eşit x, o da küçük eşit mutlak x'tir. Yani her zaman mutlak pozitif olarak çıktığını görüyoruz. Mutlak x sıfır, x'ten büyük ise kesinlikle x nedir? Sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Atıyorum, örnek verelim. Eksi 1 dediğim durumda eksi 1'in mutlakça değeri 1'dir. 1 eksi 1'den büyüktür. İkinci özelliğe bakalım. Mutlak eksi x mutlak x'e eşittir. Çünkü ikisi de dışarı pozitif olarak çıkacaktır. Mutlak x eksi y mutlak y eksi x'e eşittir. Bu özelliği sorularda kullanacağız her zaman. Mutlak x çarpı mutlak y ayrı ayrı mutlakların çarpımı, ayrı ayrı mutlakların bölümü şeklinde yazılabilir. N eleman tam sayı olmak üzere mutlak x üzeri n dediğim ifadenin kuvvetini dışarı atabilirim. Çift olduğu durumda da dışarı atılabilir. N eleman pozitif tam sayı olmak üzere, köklü sayılarda da görmüştük, bunlar 2n'ler sadeleşiyordu. Çift kuvvet olduğunda mutlak olarak çıktığını unutmayalım. Bu üçgen eşitsizliği var. Mutlak içinde mutlak x eksi mutlak y küçük eşittir. Mutlak x artı y, o da küçük eşittir. Ayrı ayrı mutlakların toplamıdır. Bu da önemli bir özelliktir. Fx eşittir mutlak ax artı b artı mutlak cx artı d artı mutlak ax artı f gibi ifadede alabileceği en küçük değerler sorulursa mutlağın içi en küçük sıfıra eşittir arkadaşlar. Yani mutlağın içini sıfıra eşitleyip x'in alacağı değerleri bulabiliriz. Mutlak değer denklemlerine bakalım. Mutlak bir ifade sıfıra eşitse mutlağın içi sıfırdır. Yani mutlak x eksi 3 ne zaman sıfır olur? İçi sıfır olduğu zaman x'in çözüm kümesini 3 olarak buluruz. A eleman pozitif reel sayılar olmak üzere mutlak fx a ise mutlağın içi a veya x a'dır arkadaşlar. Yani mutlak x artı 1 3'e eşit olduğu durumda mutlağın içi x artı 1 3 veya eksi 3'tür. Burada iki tane çözüm kümesi çıkıyor. Ben x gördüğüm yere eksi 4 de yazdığımda, 2 de yazdığımda denklem sağlanacaktır. A eleman reel, negatif reel sayı ise, burada çözüm kümesi yoktur arkadaşlar. Nedir? Mutlak hiçbir zaman negatif bir sayı olamaz. Mutlak fx eşittir mutlak gx ise ya içi birbirine eşittir ya da eksilisine eşittir. Çünkü mutlak eksi gx de artı gx olarak çıkar. Mutlak 2x eksi 1 mutlak x artı 4 ise ya artılısına eşittir ya eksilisine eşittir. Burada yine iki tane çözüm kümesi çıkar. İkisi de sağlanır. Bu tip denklemlerin çözümü iki tarafın karesi alınarak da yapılabilir. Mutlak fx eşittir gx denkleminin çözüm kümesi bulunurken fx gx denklemi ile fx eksi gx denklemi çözülür. Bu iki denklemin köklerinden gx'i negatif yapmayanlar çözüm kümesinin elemanlarıdır. En önemli özelliklerden biri bence.
Mutlak değerli basit eşitsizlikler diyelim bir de. A eleman pozitif reel sayı olmak üzere. Eğer mutlak bir sayıdan küçükse eksilisi ile artılısı arasında değerler alır mutlağın içi. A eleman negatif reel sayı olmak üzere. Burada çözüm kümesi yoktur arkadaşlar. Mutlak hiçbir zaman negatif bir sayıdan küçük olamaz. A eleman pozitif reel sayılar olmak üzere. Mutlak fx büyük A olduğu durumda. Mutlağın içindeki fx A'dan büyüktür veya küçük eksi A'dır. Bu da yine önemli özelliklerden biri. AB eleman pozitif reel sayı olmak üzere. A küçük mutlak fx küçük B ise eksi A büyük fx büyük eksi A B veya A küçük fx küçük B. Yani ya olduğu gibi çıkar ya da eksil olup yön değiştirerek çıkarılır. Mutlak fx küçük mutlak gx ise nedir? Her iki tarafın karesini alabiliriz. Aynı şekilde mutlak fx küçük gx ise eksilisi ile artılısı arasında denklem çıkar. Burada gx sıfırdan büyük olma şartı sağlanmalıdır. Bu şartı sağlamayan değerler çözüm kümesinden çıkarılır. Şimdi örneklere bakalım arkadaşlar. Karışık, mutlak ve basit eşitsizlikle ilgili örnekler. Birinci soruda denklemi sağlayan x tam sayıların toplamı sorulmuş. Ne demiştik? Mutlağın içi yani mutlak x eksi 2 eksi 3 1 veya eksi 1'e eşittir. Burada denklemi çözersek mutlak x eksi 2 yalnız bırak eksi 3 diğer tarafa artı olarak geçer. Tekrar mutlağın içindeki x eksi 2'yi bir 4'e bir de eksi 4'e eşitleriz. Aynı şekilde burada işlem yaparsak eksi 3'ü diğer tarafa atarız artı 3 olarak geçer. Topladığımda 2 bulurum. Mutlağın içinde x eksi 2'yi bir 2'ye bir de eksi 2'ye eşitleriz. Burada 4 tane çözüm kümesi çıkıyor arkadaşlar. Toplamı sorulmuş. 8 olarak buluruz. Bu soruya bakarsak eksi 2 küçük x o da küçük 6. Eksi 3 küçük y o da küçük 5. Olduğuna göre x çarpı y'nin en büyük ve en küçük değerlerini sormuş. Şimdi taraf tarafa çarparsak ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksi 2 ile eksi 3'ü çarpıyoruz. Eksi 2 ile 5'i çarpıyoruz. 6 ile eksi 3'ü çarpıyoruz. 6 ile 5'i çarpıyoruz. Burada en küçük aralık burası. En büyük çarpımda bu büyük aralığa yazıyoruz. Alacağı en küçük değer ve en büyük değeri buluruz. Bakıyorum iki mutlağın toplamı ne zaman sıfır olur? İçleri sıfır olduğu zaman. İçlerini sıfıra eşitliyoruz. X eksi y tek bıraktığımda diğer tarafa atıyorum eksi 7'yi. 3x artı y'yi tek bırakıyorum. İki tane denklem çıkıyor karşıma. Taraf tarafa toplayıp yok etme metoduyla önce x'i buluyorum. Daha sonra y'yi buluyorum. X kare artı y kareyi sormuş. X gördüğüm yere 3 yazarsam karesi 9. Y gördüğüm yere eksi 4 yazarsam karesi 16 olarak buluruz. Bu soruya bakarsak arkadaşlar. X karenin alacağı en küçük tam sayı değeri sorulmuş. Bu aralıkta 0 varsa 0 küçük eşit x kare olarak başlayacağız. Bunun karesi 16, bunun karesi 25'tir. Büyük olanı da bu aralığa yazıyoruz. Dikkat edin. Eksi 4 ile 5 arasında eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 gibi tam sayılar var. Eksi 3'ün karesi nedir? 9. 3'ün de karesi 9. Bir kümeyi bir eleman bir defa yazılır. O yüzden 0 ve 0'dan büyük değerleri alıyoruz. Bu soruda da ne demiştik? İki mutlak ne zaman sıfıra eşit olur? İçleri sıfır olduğu zaman. Denklemi çözersek buradan A 5, B buradan 4 gelir. Bu soruya bakalım. X ve Y tam sayı olmak üzere X liraya alınan bir mal Y liraya satılıyor. X ile Y arasındaki bağıntı da Y eşittir 2X eksi 450 olarak verilmiş. Satıcının kâr etmesi için. Yani x en az kaç lira olmalı? Kâr edebilmesi için satışın alıştan çıkarıldığında büyük olması lazım.
Ben satış yerine Y yazıyorum. Y denkleminde 2x eksi 450 olarak vermişti. Alışında x olarak vermişti. Burada denklem yaparsak 2x'den x çıktı x. X eksi 450. Kâr yapabilmesi için buranın en az 451 olması lazım. Tam sayı olarak sormuştu, vermişti. Bu örneğe bakalım. X bir tam sayı. Eksi 3 küçük eşit x, o da küçük 4 olmak üzere. 2x eksi y eşittir 3 eşitsizliğini sağlayan en büyük y değeri kaçtır diyor. X'in tam sayı olduğu belirtildiği için alacağı en büyük değer burada 3'tür. X gördüğüm yere 3 yazarsam 3 kere 2 6, eksi y'yi diğer tarafa attım. 3'ü diğer tarafa eksi 3 olarak attım. Y buradan 3 çıktı. Burası eğer reel sayı olarak verilseydi işlem farklı olacaktı. X'i yalnız bırakıp bu aralıkta yerine yazıp y değerini bulacaktık.